büyük paketler var ki yok ya. Bunlar olmaz mı? Büyük paket var. Büyük paket vardır anne, oralarda yok. Şuradan mısır al. Sen oradan beğendiklerinden al. Ne? Var. Maya alalım. Maya ne? Burada. Arkadaşlar, bugün BİM alışverişi yaptım ve çok yoruldum. BİM'den neler almışım sizinle onu paylaşayım dedim. Şimdi onları paylaşayım sizinle. Şöyle arkadaşlar, şöyle iki paket 2 kilo yağ aldım, tereyağı. Bir tane yoğurt aldım. Şöyle 4 tane, 5 tane tuz aldım. Pirinç aldım, pilavlı. Şöyle şehriye aldım. Her şehriye aldım. 2 paket ondan, 2 paket ondan aldım. Şöyle 2 kilo zeytinyağı aldım. Kahvaltılık füme aldım. Bu zeytin, hübimin zeytini çok güzel oluyor bu zeytin. Bir kilo da bunda, ama bir kilo herhalde bu. 900 gram mı neymiş. Bundan aldım arkadaşlar. Şöyle Rize çay aldım. Doğu çay. Elma aldım, yeşil elma 2 kilo. Poşet çay aldım. Annem bazen böyle istiyor, demlik çay, poşet. Şeker aldım. Şöyle 2 paket tavuk paket aldım. Diş macunu aldım. Şöyle poşet aldım. Çok poşetleri çeşit çeşit. Şöyle 2 tane krem aldım arkadaşlar. Şu çikolatalar indirimdeydi. 3 tane de şundan aldım. Peynir aldım. Peynir az aldım ki kötü oluyor, yiyemiyoruz. Az az alırız sonra. Şöyle kaşar aldım. 2 çeşit. Sucuk. Aytaç'ın sucuğunu aldım. Şöyle kahvaltıda yemeğe şey aldım yine. Her peynir aldım. Ondan sonra yine irmik aldım arkadaşlar. Şöyle biber aldım. Kırmızı toz biber, karabiber. Krem aldım. Şöyle bisküviler aldık. Şunlardan mısır patlayacak. Mısır patlattık. Yine sinir oluyor filmlerde falan izlerken, biliyor musun? 2 tane mısır aldık. Buralar şöyle leplebe. Bunu yemiş. Ondan sonra maya aldım. Karbonat aldık. Yoğurt çöpelik vardı, ondan aldık. Şöyle mısır. 2 tane ıslak mendil aldık arkadaşlar. Bu da şey, dolap poşeti aldık. Şöyle banyo sabunu aldım. 2 tane de şundan aldım. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle çiçek durdursun şurada. Aspiratos mu, tor mu neyse, sarı kuş aldım. Ondan sonra 4 tane süt aldım. 60 lira şu zeytinyağı, şu ayçiçek yağı 60 lira olmuş arkadaşlar. Bir tane ondan aldım. Ondan sonra şey aldım. Ne diyorlar buna? Güzel koktuğu için bunu hoşuma gidiyor. Oğlana şampuan aldım.
Şöyle tuvaletini yıkamaya güzel oluyor bu süngerlerine. Bunlardan aldım. Labne aldık kahvaltıya, labne peyniri. Daha sonra şu gevreklerden aldım 3 paket arkadaşlar. Sütle beraber yemeye. Makarna aldım, çocukça 4 paket makarna aldım. Kırmızı pul biber aldım. Maden sodası aldım. 2 paket nişasta aldım. Mısır nişastası. Böyle işte arkadaşlar. Almışım, dalmışım. Bakayım bakayım ne kadar tutmuş. 850 TL tutmuş. Bura. Ha, bir de şey vardı. Bir tuvalet kağıdıyla bir paket tuvalet kağıdıyla bir paket havlu kağıdı var. İçinde bunları. 850 TL tutmuş arkadaşlar. Günden alışverişim. Gördüğünüz gibi. Allah güle güle yemek nasip etsin. Böreklere falan kullanıyorum. Şeyleri. Kaşarları falan. Böyle işte arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bugün sütlaç yapacağım size. Suyum kaynadı. Şöyle bir çay bardağı kadar da pirincim var arkadaşlar. Onu da koydum. Burada 4 su bardağı, 5 su bardağı suyum var. Pirinç su, su kaynattım. Ondan sonra bir çay bardağı da pirinç kattım içine. Şöyle bir tutam da tuz, bir cimcik tuz. Bunu sütlaç yapacağım. Bu şimdi kaynaya dursun canlarım. Bu kaynasın güzelce. İyice pişsin. Sonra sütünü falan koyup sütlaç yapacağım sesinde. Pişti canlarım. Pişmek üzere. Şimdi sütünü ekleyeceğim. 1 litre süt koyuyorum içine. Sütünü koyup güzelce sütle kaynayacağım. Biraz da sütüyle pişsin. Sonra şekerini ekleyeceğim içine. Kaynamaya bırakıyorum. Biraz kaynasın bu. Burada da 2 kaşık yemek kaşığı nişastam var. Suyla sulandırdım. Yarım çay bardağı suyla. Burada kaynıyor pişmek üzere. Şimdi şekerini de katayım. Su bardağının yarısından azıcık fazla şekerini de kattım. Şekeriyle kaynasın güzelce. İçine bir tane de vanilya katıyorum. Güzel oluyor. Ben hep böyle yapıyorum. Sütlaçlarıma vanilya tat veriyor. Kaynamaya bırakıyorum şimdi. Kıvamı gelince de nişastasını ekleyeceğim. Şimdi nişastasını ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Evet, nişastasını da ekliyoruz. Güzel bir de karıştırayım. Şimdi bu biraz nişastasıyla pişecek. Kıvamını size birazdan gösteririm. Kaynıyor. Kaynamaya bıraktım. Böyle oluyor. Kıvamına geliyor yavaş yavaş. Birazdan alacağım ocaktan. Bayağı bir kıvamına geldi. Biraz iyice kaynasın, iyice pişsin. Şimdi ocaktan alacağım arkadaşlar. Oldu kıvamı. Kaselerimi koyuyorum canlarım. Dolu dolu. 6 kişilik aslında da biz çok sevdiğimiz için sütlaşı. Dolu dolu 5 kase yaptım. Şimdi bunları güzelce doldurduktan sonra soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da üstüne meyveyle, çikolatayla süsleyeceğim. Sizinle onları paylaşırım. Tencerenin dibinde biraz daha var. Onu da katayım. Üstlerine şöyle azar azar koyayım da israf olmasın.
Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum canlarım. Soğudu. Bir tane muz doğradım. Bir tane mandalina soydum. Süslüyorum şimdi meyvelerini. Çikolatam vardı. Bir tablet şöyle ince bıçakla üstlerine süs yapıyorum. Hem tat veriyor, güzel oluyor. Meyveyle, işte çikolatayla fındık koyuyorum birer tane ortalarına. Muzlarını da koydum. Yemeği hazır arkadaşlar. Malzemelerini koydum üzerine. Teker teker süs yapıyorum. Çikolatadan, meyveden tane tane koydum canlarım. Meyveli sütlaçlarım hazır arkadaşlar. Gibi oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.